Kabul edin, uzayın engin karanlığı biraz ürkütücü, genelde parlak noktalara odaklanmayı tercih etmemize şaşmamalı. Ama kozmosa dair en iyi açıklamamızı bulabileceğimiz ilginç bir boşluk var. Gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'u arayın. Bu 8,6 ışık yılı uzaklıkta. Kuzey yıldızı Polaris bizden 431 ışık yılı uzaklıkta ve zayıf bir şekilde görülebilen Andromeda galaksisi Dünya'dan 2,6 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bunlar zihni hayrete düşüren mesafelerdir. Ancak biz sadece kozmik arka bahçemizdeki manzaradan bahsediyoruz. Bu muhteşem manzara tipik mi? Evrenin herhangi bir yerinden görebileceğimiz türden bir gösteri mi? Bir şey değil. Örneğin Botes boşluğunun ortasından evrenin çok farklı ve çok daha karanlık bir yer gibi görünmektedir. 1981 yılında içinde Stephen Hawking'in de bulunduğu bir grup bilim insanı Gökada galaksi incelemesi yaparlarken bir bölgede hiç Gökada bulunmadığını fark ettiler. Uzun süren araştırmalardan sonra bölge hakkında hiçbir veri elde edilemedi. Devasa bir alanda bırakın Gökada'yı neredeyse bildiğimiz türden madde bile yoktu. Böylece olmayan bir şeyi keşfetmişlerdi. Daha doğrusu olmayan bir şeyin orada olduğunu keşfetmişlerdi. Bulunduğu bölge civarında yer alan galaksi süper kümelerine ilham alarak bu boşluğa Çoban Boşluğu ismi verildi. 1923'te Edwin Hubble, kendi galaksimizin kenarındaki gaz girdapları olduğunu düşündüğümüz şeyin aslında kendi başlarına galaksiler olduğunu keşfederek evrenin beklenenden çok daha büyük olduğunu gösterdi. 1981'den beri gökbilimciler Botes boşluğu adı verilen boş bir alan bulduklarında evrende kimsenin beklediğinden daha büyük olmayan soğuk, karanlık ve yalnız bir hiçbir şeyden oluşan boşluklara sahip olduğunu da biliyoruz. Evreni gerçekten anlamak için en uçlarına bakmamız da gerekebilir. Samanyolu'nun sakinleri olarak insanlar yakınlarındaki büyük bir galaksi olan Andromeda'yı çıplak gözlerimizle görebilirler. Andromeda'nın yakınlığı Edwin Hubble'ın evrenin gerçek kapsamını ortaya çıkarmak için yıldızlarına bakmasına da yardımcı oldu. Galaksimiz Botes boşluğunda olsaydı en yakın komşularımız çok daha uzakta olurdu. Bu istatistiksel bir kaza da değil. Çok büyük ölçeklerde evren genellikle evrenin ışıklı yapısının altında kalan görünmez karanlık madde iplikçikleriyle kozmik bir ağ olarak tanımlanır. Burada onu küvetteki sabun köpüğü gibi kozmik köpük olarak düşünmek daha iyi olabilir. Baloncukların kesiştiği yerde köpükte olduğu gibi galaksi kümeleri de duvarlarda, ipliktiklerde ve kesişimlerde yoğunlaşır. Arada çoğunlukla boşluk vardır. Bilim insanları Çoban Boşluğunu uzaklık tayiniyle keşfettiler. Bu alanın önündeki ve arkasındaki her madde tek tek incelendi. Mesafeler hesaplandı ve bu boşluk böylece keşfedilmiş oldu. Tabii Çoban Boşluğunu artık boşluk değil de çok tenha bir alan, belki de Çoban Tenhalığı ismini versek daha doğru olur. Neticede içinde az sayıda olsa galaksiler yer alıyor. Çoban Boşluğu birçok bilimsel araştırmaya da konu olmuştur. Robert Kirchner, Augustus Olmler Jr., Paul Schätzer ve Stephen Shatman tarafından 1981 yılında da keşfedilmiştir. Ekip gökyüzünün bu bölgesindeki 3 küçük alanda gökadaları incelemiş ve hiçbir gökadanın bulunmadığı büyük bir boşluk olduğunu fark etmişlerdi. Hemen arkasından tüm bölgeyi incelediler ve 1983 yılında boşluğun varlığını doğruladılar. Ekip 1987 yılında yayınlanan bildirisinde boşluğun bir haritasını da sundu. Diğer gökbilimciler de bu boşluğu incelemeye başladılar ve kısa sürede boşluk içerisinde bazı gökadaları keşfettiler. 1987 yılındaki bir bildirilerinde boşlukta keşfedilen 8 gökadanın listesini yayınladılar. Kısa bir zaman içinde Çoban Boşluğu'nu da
Gökada bulmak bazı gökbilimciler arasında popüler bir spor haline geldi. M. Strauss ve J. Hukra 3 gökada dağı keşfettiklerini 1988 yılında G. Aldring, G. Botton, Robert Kirchner ve R. Marske de 15 gökada keşfettiklerini 1989 yılında duyurdular. 1993 yılı itibariyle Çoban Boşluğu'nun da varlığı bilinen 27 tane gökada vardı. Bu bildirilerin bazılarında bu 27 gökadanın listesinde yayınladılar. Yeni gökadaların keşfi de devam etti. 1997 yılı itibariyle 60 Çoban Boşluğu gökadasının varlığı da biliniyordu. Bu rakam hala çok düşüktür. Evrenin bu büyüklükteki normal bir bölgesi genellikle binlerce parlak gökada içerir. Keşfedilen gökadaların büyük çoğunluğu boşluğun kenarlarına yakın yerlerde bulunmaktadır. Galaksiler evrende rastgele bir dağılım sergilemezler. Büyük hidrojen yoğunlukları boyunca uzayın dev boşluklarıyla ayrılmış büyük filamenler halinde gruplanırlar. Her filaman temel olarak yüz milyonlarca ışık yılı boyunca uzanan bir gökada duvarıdır. Bunlar bilinen evrendeki en büyük yapılardır. Dışlarında ise tamamen neredeyse boşluktan oluşan bölgeler vardır. Bugüne kadar tanımlanan diğer benzer yapılar arasında Büyük Duvar, Sloan Büyük Duvarı, Herkül Corona Borealis Büyük Duvarı ve Botes Boşluğu bulunur. Bu kadar gök çizimi bir tarafta dururken, diğer taraftan evrenimizde boşluk tanımını gerçekten akıl almaz boyutlara taşıyan bölgeler de var. Bunlardan biri de işte bu Botes Boşluğu. Botes Yunanca'da çoban demek. Adını yakınındaki Botes Gökada kümesinden alıyor. Bir de çoban takım yıldızı var, aynı isme sahip ve Batlamyus tarafından kayda geçirilen ama ismi kökeni dışında konumuzla alakalı değil. Bu Botes Boşluğu akla zarar, 300 milyon ışık yılı uzunluğuna sahip, bir ışık yılı yaklaşık 9.5 trilyon kilometre, bizden yaklaşık 700 milyon ışık yılı uzakta ve içi bomboş. Yani neredeyse. İlk olarak 1981 yılında Robert Kirchner ve ekibi tarafından redshift denilen elektromanyetik radyasyon fenomenini incelerken keşfedilmiştir. Yıllar içinde bugüne kadar bu boşluğun içinde 60 tane de gökada olduğu yine keşifler arasındadır. Evet, uzaydaki bu gizemli boşluğu beraber incelemiş olduk. Uzayda aslında şöyle, ben Hubble'ın da biliyorsunuz evrenin yaşını bulmaya çalışırken boş bir noktaya yoğunlaştırılıp teleskop 10 gün boyunca o noktada tutulmuştu ve 13.8 milyar ışık yılı ötedeki ufak bir galaksinin evrenin en eski galaksilerinden biri olduğu keşfedildi ve bunun da büyük patlamadan 380 milyon yıl sonraya ait kısımlarla alakalı olduğu düşünüldü. Yani bu hep benzer boşluklardan çıkan inanılmaz şeyler aslında. Bazen uzayda boşluğa baktığımızı veya teleskoplarla izlediğimizi düşündüğümüzde hiçbir şey bulmayı ümit etmiyoruz ama arkasından o kadar devasa şeyler çıkıyor ki işte böyle değişik gökadalara ya da değişik konulara vasıta olmuş oluyor. Evet, uzayda boşluklar bile çok değerli olduğunu bu makaleyle, bu videomuzda da öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.